Organik Yaşam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bahçemizde yabani otlarla nasıl mücadele ediyoruz, bitkilerimizi nasıl çapalıyoruz bunları göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz alana yer fıstığı ekiliydi. Şu anda yer fıstıkları yabani otlardan dolayı görünmüyorlar. 7 gün boyunca bahçeyle ilgilenemedik, tatilde olduğumuz için her tarafa yabani ot basmış bir durumda. Şimdi biz bu otları temizleyeceğiz ve sonra çapalamasını yapacağız. İlk önce otları köküyle alıyoruz arkadaşlar. Elimizde köküyle yoluyoruz. Eğer köküyle koparmazsanız yabani ot 3-4 gün içerisinde tekrardan aynı boyutuna çıkıyor. Çünkü kökü toprağın içinde güçlü olduğu için hemen yandan sürgün atıp tekrardan aynı boyutuna çıkıyor. O nedenle kökle yolmaya dikkat edelim. Köklerini burada gördüğünüz gibi iyice temizliyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra çapamızda diğer kalan küçük minik unuttuklarımızda çapayla bu şekilde öldürüyoruz. Bitkinin köküne zarar vermeden toprağı burada gördüğünüz gibi havalandırmamız gerekiyor. Yabani otları temizleyip toprağı da havalandırdığımız zaman arkadaşlar bitkimiz daha iyi hava alacak ve çok daha iyi gelişecek. Hem yabani ot olmadığı zaman fotosentezi daha iyi yapacak. Ayrıca topraktaki mineralleri de sadece bitki kullanacağı için gelişimi 3-4 kat daha hızlı bir şekilde olacak. Yabani otları temizledik. Çapa işlemini de hallettik. Bitkimizin son hali bu şekilde. Şimdi bunda gelişmeler çok daha iyi olacak. Eğer açıklamadaki Instagram adresimden de beni takip ederseniz ara ara çekeceğim fotoğraflarla da gelişimini görebilirsiniz. Bugün 29 Haziran. Orada çektiğim fotoğraflardan ne kadar hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada söktüğümüz yabani otları da kesinlikle atmayacağız. Bunları da değerlendireceğiz. Çünkü bu yabani otlar yüksek azot. Bunun yanında vitamin ve mineral deposu. Bunları kompost yöntemiyle tekrardan geri dönüştürmemiz, toprağa kazandırmamız gerekiyor. Benim bunun için bahçenin bir köşesinde bir kompost yeri yaptım. Topladığım bütün yabani otları, bahçedeki bu şekilde organik atıkları, ayrıca mutfaktan çıkan organik atıkları da burada biriktiriyorum. Burada gördüğünüz gibi üzerine kat kat yapıyorum. Arada çok ısındığı zaman bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer kanalımı takip ederseniz burada oluşan kompostun ileride nasıl kullanıldığını da görebilirsiniz. İşlem bittikten sonra arkadaşlar kompostun nemini ve ısısını kaybetmemesi için üzerini naylonla kapatıyoruz. Evet, bugün de anlatacaklarım bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.